Evet arkadaşlar bugün sizlerle serimizin 3. videosuyla birlikteyiz. A1 seviye 50 temel iş görüşmesi cümle kalıpları. İş görüşmesi dediğimiz şey Vorstellungsgespräch veya Bewerbungsgespräch diyebiliriz. Yani kendinizi tanıttığınız tanıtma konuşması veya işte başvuru konuşması Bewerbungsgespräch diyebilirsiniz. Göreceğimiz örnekleri ben ChatGPT aracılığıyla oluşturdum. O yüzden muhakkak ki arada ufak tefek hatalar olacaktır. Bu etkinliği ChatGPT'ye yaptırırken kişiye bir meslek atamasını istedim ve burada pazarlama asistanı, pazarlama danışmanı bir kişinin cümlelerini ChatGPT bizlere yazdı. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. Bu kişinin adı da Sara Müller olarak ChatGPT bunu bu ismi koydu. Şimdi başlıyoruz örneklerimize. Hello, ich bin Sarah Müller. Hello, I'm Sarah Müller. Ich arbeite als Marketing-Assistent seit drei Jahren. Ich arbeite als Marketing-Assistent seit drei Jahren. I work as a marketing assistant for three years. Yani üç yıldır pazarlama asistanı olarak çalışıyorum. Ich habe eine Ausbildung in Marketing und Kommunikation. Ich habe eine Ausbildung in Marketing und Kommunikation. I have Training in Marketing and Communication Ich habe einen Abschluss in Marketing von der Hochschule München. Ich habe einen Abschluss in Marketing von der Hochschule München. I have a degree in Marketing von Hochschule München. Hochschule Münich'ten pazarlama alanında bir diploma, bir lisansım, bir eğitimim var. Abschluss normalde bitirmek demek arkadaşlar. da bu şekilde de kullanılabiliyor. In meinem letzten Job habe ich Social Media Beiträge erstellt und einfache Marktanalysen durchgeführt. In meinem letzten Job habe ich Social Media Beiträge erstellt und einfache Marktanalysen durchgeführt. In my last job, I created social media posts and conducted simple market analysis. Son işimde sosyal medya gönderileri oluşturdum ve basit pazar analizleri yaptım. Yani burada durchgeführt uh, bir şeyin bir kişi tarafından böyle yapılması, sürdürülmesi anlamında çevrilebilir. Ich bin gut in organisation, kreativität und kommunikation. Ich bin gut in organisation, kreativität und kommunikation. am good at organization, creativity and communication. Yani organizasyon, yaratıcılık ve iletişim konularında iyiyim. Ich arbeite gerne im Team und teile meine Ideen. Ich arbeite gerne im Team und teile meine Ideen. I enjoy working in a team and sharing my ideas. Bir ekip içinde çalışmaktan ve fikirlerimi paylaşmaktan keyif alıyorum. Ekip içinde çalışmayı ve fikirlerimi paylaşmayı severim. Ich spreche Deutsch und ein bisschen Englisch. Ich spreche Deutsch und ein bisschen Englisch. I speak German and a little English. Yani Almanca ve biraz İngilizce biliyorum. Ich kann Social Media Tools und einfache Computerprogramme verwenden. Ich kann Social Media Tools und einfache Computer Programme verwenden. I can use Social Media Tools and basic computer programs. Yani, sosyal verwenden viele, In meinem letzten Job habe ich erfolgreich Social Media Beiträge erstellt. In meinem letzten Job habe ich erfolgreich Social Media Beiträge erstellt. In my last job, I successfully created social media posts. Son işimde başarılı bir şekilde sosyal medya gönderileri oluşturdum. Biliyorsunuz erfolgreich başarılı demek. Beiträge gönderiler demek. Erstellen fiilimiz ise oluşturmak anlamına geliyor. Ich kann unter Druck arbeiten, Besonders wenn es enge termine gibt. Ich kann unter Druck arbeiten. Besonders wenn es enge termine gibt. I can work under pressure especially with tight deadlines. Baskı altında çalışabilirim özellikle sıkı randevularla, sıkı teslim tarihleriyle. Bakın arkadaşlar bu tok kelimesi, tok kelimesi bana biraz ilginç geliyor çünkü yazıcı için mesela yazdırmak için token kullanılır. Token fiili kullanılır. Yani Türkçedeki baskı kelimesiyle benzerliği ilginç geliyor bana. Etwas druck bir şey yazdırmak demek. Türkçeden düşündüğünüzde hani bunu bir şey bastırmak derseniz druck kelimesi de baskı demek. Bu şekilde aklınızda kalır bu kelime. Bezondas ayrıca demek. Enge sıkı demek arkadaşlar.

beceri demek fiil beceriler gördüğünüz gibi weiterentwickeln yani devam geliştirmek devam ettirmek gelişimini devam ettirmek entwickeln gelişmek demek weiter ise bunu devam ettirmek şeklinde çevirebiliriz ziel kelimesi ise amaç demek ich bin motiviert und möchte ihrem unternehmen helfen ich bin motiviert und möchte ihrem unternehmen helfen I'm motivated and would like to help your company. Yani motiveyim ve şirketinize yardımcı olmak istiyorum. Unternehmen şirket demek arkadaşlar. Motiviert de zaten tahmin edeceğiniz gibi motive demek. Ich lerne gerne neue Dinge, besonders im digitalen Marketing. Ich lerne gerne neue Dinge, Besonders im digitalen marketing. I enjoy learning new things, especially in digital marketing. Yeni şeyler öğrenmeyi seviyorum, özellikle de dijital pazarlama alanında. Besonders yine özellikle anlamında. Meine Deutsch- und Englisch Kenntnisse sind gut. My German and English language skills are good. Almanca ve İngilizce dil becerilerim iyidir. Almanca ve İngilizce dil bilgilerim iyidir diyebiliriz. 16. örnekle devam edelim. In meinem letzten Job habe ich Social Media Probleme gelöst. In meinem letzten Job habe ich Social Media Probleme gelöst. In my last job I solved social media problems. Son işimde sosyal medya problemlerini çözdüm. Ich mag eine positive Arbeitsumgebung und Teamarbeit. Ich mag eine positive Arbeitsumgebung und Teamarbeit. I like a positive working environment and teamwork. Pozitif bir çalışma ortamını ve takım çalışmasını takdir ediyorum, severim. Burada takdir ediyorum diye çevrilmiş ama pozitif bir çalışma ortamını ve takım çalışmasını severim diye çevirirsek daha iyi olur. Ich kann gut organisieren und strukturiert arbeiten. Ich kann gut organisieren und strukturiert arbeiten. I can organize well and work in a structured way. organize ve Ich habe Erfahrung in einfacher Marktforschung und Kundenanalyse. Ich habe Erfahrung in einfacher Marktforschung und Kundenanalyse. I have experience in simple market research and customer analysis. Basit pazar piyasa araştırması ve müşteri analizi konularında deneyimim var. Forschung araştırma anlamında arkadaşlar. Kunden müşteriler demek. Erfahrung ise tecrübe anlamında. Devam edelim. Ich kenne mich mit Social Media Tools aus. I am familiar with social media tools. I am familiar with social media tools. Sosyal medya araçları konusunda bilgi sahibiyim. Sich auskennen bir kalıp arkadaşlar. Bilgi sahibi olduğunuz şey hakkında bu kalıbı kullanabilirsiniz. Yani artık neyleyse ich kenne mich mit bla 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 aus şeklinde şu konu hakkında bilgi sahibiyim. Bu konu hakkında haşır neşirim yani yabancı değilim anlamında bunu söyleyebilirsiniz. Devam edelim arkadaşlar. Ich bin bereit mich an neue Aufgaben im Marketing anzupassen. Ich bin bereit mich an neue Aufgaben im Marketing anzupassen. I'm ready to adapt to new tasks in marketing. Pazarlama alanındaki yeni görevlere uyum sağlamaya hazırım. Bereit, hazır demek arkadaşlar. Neue Aufgaben yani yeni görevler Anzupassen herhalde bu da böyle adapte olmak, uyum sağlamak anlamında bir fiil arkadaşlar. Bunu da zihle kullanmış bakın. Mich anzupassen yani burada refleksif veya olarak kullanılmış. Devam edelim. Ich habe Erfahrung in kleinen Projekten und der Leitung von Teams. Ich habe Erfahrung in kleinen Projekten und der Leitung von Teams. I have experience in leading small projects and teams. Yani küçük projeleri ve takımları yönetme konusunda deneyime sahibim. Erfahrung yine deneyim demek arkadaşlar. Leitung ise böyle yönetme, sürdürme, takip etme anlamında kullanılabilir. Devam edelim arkadaşlar. Ich habe Ideen für kreative Marketing Inhalte. Ich habe Ideen für kreative Marketing Inhalte. I have ideas for creative marketing content. Yaratıcı pazarlama içeriği fikirlerim var. Inhalt içerik demek arkadaşlar. Marketing inhalte bu da pazarlama içerikleri diye çevrilebilir. Diğer kelimeleri zaten anlamakta çok da zorlanmazsınız. Idee, zaten fikir demek. Ideen ise fikirler. Mein Interesse an Marketing begann während meiner Ausbildung. Mein Interesse an Marketing begann während meiner Ausbildung. My interest in marketing started during my training or apprenticeship. Pazarlama alanındaki ilgim meslek eğitimim sırasında başladı. Ausbildung'u meslek eğitimi veya çıraklık diye çevirebiliriz. Interesse zaten ilgi demek arkadaşlar. Während ise sırasında, esnasında anlamında. Ich kann gut mit Menschen umgehen. Ich kann gut mit Menschen umgehen. I'm good at dealing with people. İnsanlarla iyi anlaşırım. Umgehen ise böyle işte iyi anlaşmak işte get along well gibi düşünebilirsiniz İngilizce'deki. Ee, iyi geçinmek, iyi anlaşmak yani mit Menschen umgehen insanlarla anlaşmak, geçinmek şeklinde çevirebiliriz. Devam edelim arkadaşlar. Ich kann Daten analysieren, um Trends zu verstehen. Ich kann Daten analysieren, um Trends zu verstehen. I can analyze data to understand trends. Trendleri anlamak için verileri analiz edebilirim. Daten veriler demek arkadaşlar. Trends ise zaten trendler yani güncel durumlar, güncel değişen şeyler anlamında kullanabiliriz. Devam edelim. Ich kann in verschiedenen marketing bereichen arbeiten. Ich kann in verschiedenen marketing bereichen arbeiten. I can work in different marketing areas. Farklı pazarlama alanlarında çalışabilirim. Verschiedenen yani çeşitli, farklı anlamında Bereich ise bir şeyin alanı, bir sektör de olabilir, bir uzmanlık alanı da olabilir. Marketing Reich ise pazarlama alanları olarak çevrilebilir. Ich höre gerne auf die Bedürfnisse der Kunden. Ich höre gerne auf die Bedürfnisse der Kunden. I like to listen to the needs of customers. Müşterilerin ihtiyaçlarını dinlemeyi severim. Bedürfnisse burada böyle ihtiyaç anlamında kullanılmış ve Bedürfnisse der Kunden burada genitiv bir yapı kullanılmış. Müşterilerin ihtiyaçları kalıbı için burada genitiv bir yapı kullanılmış. Die Kunden burada der Kunden olarak kullanılmış. Ich arbeite gerne alleine an marketing projekten. Ich arbeite gerne alleine an marketing projekten. I enjoy working independently on marketing projects. Pazarlama projelerinde bağımsız olarak çalışmaktan keyif alıyorum. Ich bin pünktlich und zuverlässig. Ich bin pünktlich und zuverlässig. I am punctual and reliable. Yani dakik ve güvenilirim. Devam edelim. Meine Arbeit ist genau und ohne Fehler. Meine Arbeit ist genau und ohne Fehler. My work is accurate and without mistakes. Yani işim, çalışmalarım doğru ve hatasızdır. Davam edelim. Ich kann gut im Team arbeiten. Ich kann gut im Team arbeiten. Yani I can work well in a team. Yani bir ekip içinde iyi çalışabilirim. Ich bin bereit, Neues im Marketing zu lernen. Ich bin bereit, Neues im Marketing zu lernen. I'm ready to learn new things in marketing. Yani pazarlama alanında yeni şeyler öğrenmeye hazırım. Bereit yine hazır demek arkadaşlar. Neues ise böyle yeni şeyler anlamında. Devam edelim. Ich bin bereit, mehr Verantwortung im Marketing zu übernehmen. Ich bin bereit, mehr Verantwortung im Marketing zu übernehmen. I'm ready to take more responsibility in marketing. Pazarlama alanında daha fazla sorumluluk almaya hazırım. Burada da arkadaşlar verantwortung kelimesi sorumluluk demek ve sorumluluk Türkçedeki gibi yine böyle alınan bir şey. Burada da Almanca'da übernehmen deniyor. Yani üstüne almak gibi düşünebilirsiniz. Devam edelim. Ich versuche meine Marketingfähigkeiten zu verbessern. Ich versuche meine Marketing-Fähigkeiten zu verbessern. Daha önceden de söylemiştik. Fähigkeit, beceri demek. Fähigkeiten, beceriler. Marketing-Fähigkeiten, bu da pazarlama becerileri, pazar becerileri. I'm trying to improve my marketing skills. Pazarlama becerilerimi geliştirmeye çalışıyorum. Devam edelim. Ich habe mit Marketing-Partnern zusammengearbeitet ich habe mit Marketingpartnern zusammengearbeitet. I have worked with marketing partners. Pazarlama ortaklarıyla çalıştım. Bakın burada zusammen diye bir kelimemiz var değil mi? Zusammen dememeniz gerektiğini düşünebilirsiniz ama aslında bu kelimeyi sadece zusammen şeklinde okumanız daha doğru olacak. Yani zusammen demeye çalışırsanız zaten bu yanlış bir telaffuz. Sadece Susam deyin. İkinci meyden sonrasını telaffuz etmeyin. Böylelikle daha doğal duyulacaksınız. Ich beginne Projekte im Marketing mit Initiative Ich beginne Projekte im Marketing mit Eigeninitiative. I start marketing projects on my own initiative. Pazarlama projelerine kendi inisiyatifimle başlarım. Ich kenne die Grundlagen im Marketing. Ich kenne die Grundlagen im Marketing. I know the basics of marketing. Pazarlamanın temellerini biliyorum. Grundlagen temeller yani bir şeyin böyle ana başlıkları temelleri denebilir. Devam edelim. In meinem Lebenslauf finden Sie mehr Informationen zu meiner Marketingarbeit. In meinem Lebenslauf Finden Sie mehr Informationen zu meiner Marketingarbeit. You can find more information about my marketing work in my CV. Yani pazarlama çalışmalarım hakkında daha fazla bilgiyi özgeçmişimde bulabilirsiniz. Almanca'da CV Lebenslauf yani hayatın akışı olarak düşünebilirsiniz. Biliyorsunuz Lauf'un böyle yürümek, sürmek gibi bir şey yani hayatın sürüşü, yürüyüşü gibi bir şey Lebenslauf. Diğer kelimeleri zaten İngilizceden de çıkarabilirsiniz. Ich nehme gerne an einfachen Marketing Weiterbildungen teil. Ich nehme gerne an einfachen Marketing Weiterbildungen teil. I like to take part in simple marketing training courses. Temel pazarlama eğitim kurslarına katılmayı severim. Weiterbildung yine böyle devam eğitim yani ekstra eğitim gibi düşünebilirsiniz. Diğerlerini zaten İngilizceden çıkarabilirsiniz. Teilnehmen fiilimiz katılmak demek bu ayrılabilir bir fiil. Ich nehme an artık neye katılmanız gerekiyorsa söylüyorsunuz ve sonrasında teil diyorsunuz. Devam edelim. Meine Arbeitgeber mögen meine Zuverlässigkeit und Effizienz im Marketing. Meine Arbeitgeber mögen meine Zuverlässigkeit und Effizienz im Marketing. My employers like my reliability and efficiency in marketing. İşverenlerim pazarlama alanındaki güvenilirliğimi ve verimliliğimi beğeniyor. Arbeitgeber işveren demek arkadaşlar. Aynı şekilde işçiyseniz, işi alan kişiyseniz de Arbeitnehmer denir Almanca'da. Bakın burada çoğul kullanılmış Arbeitgeber çoğul olarak kullanıldığı için fiilimiz Mögen fiili de buna göre çoğul olarak çekimlenmiş. Zuverlässig kayıt bu da böyle güvenilirlik anlamında kullanılmış. Effizient zaten e, verimlilik anlamında tahmin edeceğiniz gibi. Devam edelim. Ich kenne die wichtigsten Computerprogramme im Marketing. Ich kenne die wichtigsten Computerprogramme im Marketing. I know the most important computer programs in marketing. Pazarlamadaki en önemli bilgisayar programlarını biliyorum. Can fiilini insanları tanımak anlamında kullandığımız gibi bir şeyleri bilmek anlamında da kullanabiliriz. Devam edelim arkadaşlar. Ich kann einfacher Marketing Ideen präsentieren. Ich kann einfacher Marketing Ideen präsentieren. I can present simple marketing ideas. Temel pazarlama fikirlerini sunabilirim. Ich kann einfacher Marketingentscheidungen treffen. Ich kann einfacher Marketingentscheidungen treffen. I can make simple marketing decisions. Basit pazarlama kararları verebilirim. Entscheidung treffen, karar vermek anlamında arkadaşlar. Yani aslında entscheidung böyle bir sonuç gibi. Treffen ise bu sonucu bulmak gibi düşünebilirsiniz. Yani bir şeyi sonuçlandırmak, bir şeyi karara bağlamak yani treffen fiili buluşmak demek arkadaşlar. Bir şeyi kararla buluşturmak yani sonuçla buluşturmak anlamında düşünebilirsiniz. Ich bin motiviert und arbeite hart im Marketing. I'm motivated and work hard in marketing. Pazarlama konusunda motiveyim ve çok çalışırım. Ich verstehe die Grundlagen von Marketing Trends. Ich verstehe die Grundlagen von Marketing Trends. I understand the basics of Marketing Trends. Mein Ziel im Marketing ist es, Ihrem Unternehmen langfristig zu helfen. Mein Ziel im Marketing ist es, Ihrem Unternehmen langfristig zu helfen. My goal in marketing is to help your company in the long term. Pazarlamadaki amacım şirketinizi uzun vadede yardımcı olmaktır. Langfristig, bu da böyle uzun vadede demek arkadaşlar. Ich bin optimistisch und interessiert an Marketingstrategien. Ich bin optimistisch und interessiert an Marketingstrategien. I am optimistic and interested in marketing strategies. İyimserim ve pazarlama stratejilerine ilgi duyuyorum. In meine Freizeit denke ich über marketing ideen nach. In meine Freizeit denke ich über marketing ideen nach. In my spare time I think about marketing ideas. Boş zamanlarımda pazarlama fikirleri üzerine düşünürüm. Sonjumleme sehr gelungene Arbeit, ich freue mich darauf, meine Erfahrungen im Marketing in Ihrem Unternehmen einzubringen. Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen im Marketing in Ihrem Unternehmen einzubringen. I look forward to contributing my marketing experience to your company. Pazarlama deneyimimle şirketinize katkıda bulunmayı dört gözle bekliyorum. Ich freue mich darauf yani böyle dört gözle bekliyorum. Bunu çok böyle iple çekiyorum anlamında kullanabilirsiniz. Einzubringen ise böyle katılmak, böyle katkıda sağlamak, bir şeylere katkıda bulunmak anlamında kullanılabilir. 50 cümlemizi tamamladık arkadaşlar. Bu 50 örnekteki birçok cümleyi, kalıbı siz de kendi mesleğinize göre düzenleyip kendi iş başvurularınızda kullanabilirsiniz. İlk başlarda tabii ki size ezber yapmanızın faydası olacaktır ama sonralarda zaten Yavaş yavaş kendi cümlelerinizde bunları daha iyi ifade etmeyi kendiniz başaracaksınız. Almanca çalışmalarınızda hepinize başarılar diliyorum.